Bugün bize bir vazife düştü. O vazifeyi ifa etmek için biz de bu kürsüye çıktık. Efendim, malumunuz Mehmet Akif camideki şair olarak bilinir. Yani Mehmet Akif cami kürsülerine çıkmış, konuşmuş, vaaz etmiş ve 1912 yılından itibaren 1922 yılına kadar cami kürsülerinde Mehmet Akif'in sözü böyle dalga dalga bütün memlekete yayılmıştır. Evet, Mehmet Akif, biliyorsunuz Mehmet Akif aslında Baytar Mektebi'nde okudu. Yani hayvan hekimi. Ama o 1908'den sonra yayınlanan şiirleriyle, 1908'den itibaren yayınlanan şiirleriyle memleketimizin büyük bir şairi olarak şöhret kazandı. O tabii ki o zamanda şimdi olduğu gibi çok şair var bizde. Bizde çok şair bulunur. Mehmet Akif bu şairler içinde farklı bir yere sahip. O memleketin dertlerini, acılarını, hüzünlerini, yaşadığı sıkıntıları terennüm etti. Ve o kuvvetli bir iman sahibi olarak şiirlerini, imanının, fikrinin emrine vermeye, onları tebliğ ve telkin için yazdı. Ve millet onu İslam şairi olarak benimsedi. Mehmet Akif 1910'lu yıllarda İslam şairi olarak tanınmıştır. 1912 yılında malum Balkan Savaşı var. Ağır bir hezimet Balkan Savaşı'ndan sonra olmuştur. Ve Osmanlıların zihninde, maneviyatında ciddi bir kırılmaya yol açmıştır. İşte o zaman bir Müdafaa-i Milliye Cemiyeti kurulmuş ve bu cemiyetin irşat heyeti, neşriyat heyeti Mehmet Akif'in İstanbul'un Selahattin camilerinde vaaz etmesini kararlaştırmıştır. Ve Mehmet Akif ilk defa Bayezid Camii'nde, biliyorsunuz İstanbul'un merkezinde bir Selahattin Camii'dir, konuşmaya başlamıştır. İlk vaazı oradadır. Sonra da İstanbul'un diğer büyük camilerinde, Selahattin camilerinde konuşmuştur. Ve yine Mehmet Akif'in iki şiir kitabı vaaz şeklindedir. Fatih Kürsüsü'nde ve Süleymaniye Kürsüsü'nde. Birincisi Süleymaniye Kürsüsü'nde. Süleymaniye Kürsüsü'nde şiirinde Mehmet Akif Abdülreşit İbrahim ağzından konuşur. Abdülreşit İbrahim kürsüde şöyle der: "Beni kürsüde görüp vaaz edecek sanmayınız. Ulemadan değilim. Şeklime aldanmayınız. Dinin ahkamını zaten fukahanız söyler. Anlatırlar size bir müşkiliniz varsa eğer. Bana siz alemi İslam'ı sorun, söyleyeyim." Evet, Abdülreşit İbrahim böyle söylüyor. Abdülreşit İbrahim kim? Bu Kuzey Müslümanlarından, yani Tataristan bölgesinden yayıncılık, gazetecilik yapmış maruf bir şahsiyet. Orada yayıncılık yaparken Çarlık Rusyası'nın baskıları karşısında memleketini terk etmiş. Türkistan'ı, Hindistan'ı, Uzak Doğu ülkelerini, hatta Japonya'yı dolaşmış. Sonra İstanbul'da meşrutiyet ilan edilmiş 1908 yılında. Oradan çıkmış, önce Arabistan'a hac farizasını yerine getirmek için gitmiş ve İstanbul'a nihayet gelmiş. Yani İslam dünyasının ahvalini çok iyi bilen bir şahsiyet ve Alemi İslam isimli kitabında da zaten bu seyahatlerinden bahsediyor. Ve dikkat ederseniz ben size Alemi İslam'ın durumundan bahsedeceğim diyor. Her ne kadar
burada konuşan Mehmet Akif'in konuşturduğu Abdülreşit İbrahim ise de elbette ki asıl söz sahibi Mehmet Akif'tir. Tevazuundan diyor ki ben ulemadan değilim. Yani sizin hocalarınız var, fakihleriniz var. Onlar dini mevzuda konuşur. Ben farklı bir konuda konuşacağım diyor. Tabii Mehmet Akif tevazudan böyle söylüyor. Malumunuz Mehmet Akif'in babası Fatih Camii, Fatih Medresesi müderrislerinden, caminin de dersi amlarından, yani herkese ders verecek yüksek seviyede bir hocaydı. Akif babası için hem hocam hem babam diyor. Yani babası aynı zamanda Akif'in hocası. Yani dini bilgileri çok kuvvetli bir kaynaktan almış. Ayrıca Akif babasının arkadaşlarıyla da içli dışlı onların derslerine de devam etmiş. Yani dini ilimleri Akif yani sıradan bir malumat olarak değil, gerçekten o ilimlerin künhüne vakıf olarak biliyor. Ve nitekim Mehmet Akif aradan işte 10 yıl kadar zaman geçtikten sonra bir Kur'an-ı Kerim meali tercümesi yapılmak gerektiğinde ilk akla gelen şahsiyet oluyor. Neden? Bir kere dini ilimlere vakıf. İkincisi çok iyi Arapça biliyor. Türkçesi mükemmel. O yüzden Akif her ne kadar o kürsüde konuşurken efendim ben bu işin esas sahibi değilim diyorsa da bilgisi bakımından kuvvetli, derin bilgisi var. Bu biraz tevazudan söylenmiş bir söz. Evet, aziz cemaat, muhterem Müslümanlar. Mehmet Akif, işte milli mücadelenin başlangıç döneminde, yani Nisan ayının başlarında İstanbul'da bulunuyor. Sebil-ül Reşat isimli bir dergiyi Eşref Edip Bey ile çıkarıyorlar. O gün bir ziyaretçisi geliyor Nisan ayı başlarında ve Ankara'dan davet edildiğini, paşanın kendisini davet ettiğini ve Ankara'da milli mücadelenin manevi cephesini kuvvetlendirmek için kendisine ihtiyaç olduğunu söylüyor. Akif neredeyse hiç düşünmeden bu daveti kabul ediyor. Davet kimedir? İslam şairi Akif Bey'edir. Neden milli mücadeleye başka bir şairimiz, yazarımız, edibimiz değil de Mehmet Akif davet ediliyor? Bunun sebebi gayet açıktır. Çünkü milli mücadelenin fikir arka planı çok güçlü dini unsurlar ihtiva etmektedir. Yani milli mücadele diyebiliriz ki bir anlamda dini bir mücadeledir. Bir cidaldir, cihattır hatta. Bu zaman zaman telaffuz edilmiştir. O yüzden Anadolu'da ihtiyaç hissedilen, varlığına ihtiyaç duyulan şair Mehmet Akif'tir. Ve Mehmet Akif bu daveti kabul ediyor. 14 günlük bir yolculuktan sonra, o zaman şartlarında, 24 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir gün sonra Ankara'ya ulaşıyor. Ve meclisin kapısında Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşıyor. Beklenen adamdır Mehmet Akif. Ve o zaman Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı olan Hakimiyeti Milliye Gazetesi Mehmet Akif'in Ankara'ya geldiğini özel haber olarak veriyor. Bu haberin başlığı İslam şairi Akif Bey'dir. İslam şairi Akif Bey Ankara'ya gelmiştir. Hocam bir bardak su rica edebilir miyim? İslam şairi Akif Bey Ankara'ya gelmiştir. Onun milli mücadelenin manevi cephesini kuvvetlendirmek için ona ihtiyaç vardır. Ve Akif Bey ilk olarak Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde konuşacaktır. Ve gerçekten de Mehmet Akif Ankara'ya geldikten hemen sonra Ankara'nın her zaman cemaati kalabalık bir cami olan
Hacı Bayram Camii'nde vaaz etmeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Değerli arkadaşlar, Mehmet Akif Ankara'ya geldi. O zaman Ankara'da öyle kalınacak yer çok fazla değil. Hacı Bayram, affedersiniz, Taceddin dergahı şeyhi, Taceddin Hastanesi şeyhi, Mehmet Akif'i dergisinden tanıyor. Onu tanıdığı için teklifte bulunuyor. Bizim dergahın selamlık dairesi müsaittir. Siz ve arkadaşlarınız burada kalabilirsiniz. Ve Mehmet Akif işte hemen bu Taceddin Camii'nin yanındaki o küçük eski Ankara evinde ikamet etmeye başlıyor. Ve 3 yıla yakın işte bu dergah dediğimiz aslında şeyhin selamlık dairesinde kalıyor. Küçük bir yapıdır. İçini gören var mı bilmiyorum. Büyük çoğunluk görmüştür tahmin ederim. Küçük bir oda, bir sofa, salon diyoruz şimdi, o zaman sofa denirdi. Altında da mutfak, kiler karışımı bir yer var. Akif 3 yıl burada yaşadı, Ankara'da olduğu günlerde. Günlerini burada geçirdi. Muhtemelen vakit namazlarını eğer dergâhta ise geldi Taceddin Camii'nde kıldı. Ve benim tahminim, bununla ilgili yazılı bir malumat yok ama şimdi bizim cahil cesaretiyle çıktığımız bu kürsüye çıktı ve cemaate hitap etti diye düşünüyoruz. Evet, Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı da işte bu maneviyatı kuvvetli mekanda yazdı. Ankara'nın kuzeyinde Hacı Bayram Veli var. Onun camisi var, tekkesi var, dergahı var. Güneyinde de Taceddin Veli camisi var, tekkesi var, dergahı var. İşte Ankara bu iki kuzey-güney doğrultusunda bu iki maneviyat merkezinin arasında yüzyıllar geçirmiştir. Taceddin Camii, dergahı 5 asırlık bir mekandır ve Ankara'nın maneviyatının teşekkülünde mühim rolü vardır. Tabii ondan 100 yıl önce kurulmuş olan Hacı Bayram Veli dergahı da aynı şekilde değerlidir. Ve Mehmet Akif'in milli mücadele dönemi boyunca Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde, hatta kasabalarında vaaz ettiğini biliyoruz. Bunların iki tane çok meşhuru var. Biri Balıkesir'de Zanos Paşa Camii'ndedir. İkincisi de Kastamonu'da Nasrullah Kadı kürsüsündedir. Akif Nasrullah Camii kürsüsünde 19 Kasım 1920 günü Cuma günüdür. Güzel bir konuşma yapıyor. Yani Sevr Anlaşması'ndan 2 ay sonra. Sevr nedir? Biz kiminle mücadele ediyoruz? Kime karşı savaşıyoruz? Nasıl savaşmalıyız? Nasıl birlik olmalıyız? Mehmet Akif işte bu vaazında bunu anlatıyor. Bu vaaz Eşref Edip Bey tarafından not alındı. Sebil-i Reşat Mecmuası'nda yayınlandı. O baskı bittiği için dergi tekrar tekrar basıldı. Ve nihayet küçük bir kitap halinde de neşredildi. Anadolu'nun bütün camilerinde hocalar Akif'in Kastamonu vaazını sesli olarak cemaate okudular. Kalabalık yerlerde, yine nerelerde kalabalık bulunur insanlar o zaman, benim kahveler hatırıma geliyor ama başka yerler de vardır muhtemelen, yine bu vaaz metni okundu ve Mehmet Akif'in sesi dalga dalga bütün Anadolu'ya bir mücadele azmi ve kararlılığı verdi. Şimdi Akif'in Kastamonu havalisindeki konuşmasının başından
size bir bölüm nakledeceğim. Aslında nakledeceğim şey Mehmet Akif'in konuşmasının başında okuduğu ayetlerin mealidir. Kendi verdiği mealidir. Ey cemaati Müslümin! Bu okuduğum ayat-ı celilenin, yüce ayetlerin birincisi Sure-i Yusuf'ta, ikincisi Sure-i Hicr'de, üçüncüsü Sure-i Zümer'de, dördüncüsü de Sure-i Secde'dedir. Dördü de yeisi, yani ümitsizliği, Allah'ın rahmetinden, inayetinden, nusretinden ümidi kesmeyi sureti katiye, kesin olarak nehyediyor, yasaklıyor. Bunu neyüzübillah, Allah'a sığınırım, küfür olduğunu, sapkınlık olduğunu açıktan açığa ümmete bildiriyor. Evet, ayat-ı kerime sarihtir, açıktır. Hiç tevil götürür yeri yoktur. Dikkat ederseniz Mehmet Akif Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinden bize örnekler veriyor. Bunu nasıl yapıyor? Çünkü Mehmet Akif bir hafızdır. Hatta demir hafızdır. Evet, aziz cemaat, muhterem kardeşlerimiz, Mehmet Akif milli mücadele boyunca işte bu vaazlarıyla milli mücadeleye büyük hizmetlerde bulundu. Anadolu'nun dedik ya her yerinde konuştu. İkincisi, Ankara'ya, Kastamonu'dan döndükten sonra Büyük Millet Meclisi'nin desteğiyle Sebil-i Reşat dergisini Ankara'da yayınlamaya başladı. 3 Ocak 1921'de. İşte Ankara'ya geldikten sonra Mehmet Akif'in bu dergide ilk sayısında, derginin ilk sayısının manşetinde "Yeise düşen Müslüman değildir" başlığı var. Ne demek? Ümitsizliğe kapılan Müslüman değildir. Yani Mehmet Akif Taceddin dergahında işte bu mevkide ilk defa bu fikri yaymaya başladı. Dergide yayınlandı bu. Dedik Mehmet Akif vaazlarıyla büyük hizmet etti. Başka dergisiyle büyük hizmet etti. Bu dergiyi Sebilür Reşat Ceride-i İslamiyesi Büyük Millet Meclisi zabıtlarında böyle geçiyor. Cemaat, Büyük Millet Meclisi Sebilür Reşat İslami gazetesini 3 yıla yakın bastı, dağıttı. En ücra köşelere kadar, cephe gerisine kadar gönderdi. Ve nihayet Mehmet Akif bu hizmetinden sonra çok daha büyük bir hizmet yaptı bu millete. Nedir o? İstiklal Marşı'nı yazdı. İstiklal Marşı bizim en temel milli mutabakat metnimizdir. Bu nasıl oldu? Biliyorsunuz bununla ilgili bir yarışma açılmıştı. Yarışmaya da çok sayıda, 700'den fazla şiir katılmıştı. 6 tanesi de ayrılmış, seçilmişti ama Marif Vekili bu 6 şiiri de matluba muvafık bulmadı. Yani bu bizim temsil etmez diye düşündü. O yüzden konuyu o zaman Ankara'nın üst yönetimiyle görüştü, konuştu ve onlar da bu şekilde bu meselenin halledilemeyeceği konusunda mutabık kaldılar. Ve o zaman ne oldu? Bunu kim yazabilir? Yani böyle bir şiirin milleti heyecana sevk edecek, askerin kanını kaynatacak bir milli sembol, bir marşa ihtiyaç var. Bunu kim yazabilir? Sorusuna cevap arandı ve buna cevap olarak Mehmet Akif ismi öne çıktı. Önce Mehmet Akif isminde mutabık kalındı. Bunu Mehmet Akif yazabilir. En üstten. Tabii böyle bir karar, böyle bir mutabakat sağlanınca da Hamdullah Supi Bey Mehmet Akif'e, arkadaşlarına ulaştı. Onlardan bilgi aldı. Öğrendi ki Mehmet Akif bu yarışmaya katılmamış. Neden katılmamış? Çünkü para mükafatı var.
Milli meselelerde para mükafatı mı olur? Akif'in anlayışı bu. Ve Akif para mükafatı, hatta şöyle Mithat Cemal Bey diyor. Güya Akif demiş ki, ne yani memleketin kurtulacağını parayla mı söyleyeceğiz? Hamdullah Sübbi Bey bunu öğrendikten sonra Mehmet Akif'e bir tezkere yazdı. Yani kısa bir yazı gönderdi. O yazıda şunu söylüyor. Efendim, sizin hassasiyetinizi anlıyoruz. Bu meselenin halli için tedbirler vardır. Yani merak etmeyin, para meselesini halledeceğiz. İkincisi de şunu söylüyor Hamdullah Sübbi. Bu şiiri sizin vücuda getirmenizden başka çare yoktur. Ne demek bu? Bu konuda sizden başka hiçbir isme gitmeyeceğiz. Sizin üzerinizde mutabık kaldık. Başka bir çare yok. Bunun üzerine Mehmet Akif, sorumluluk sahibi bir şahsiyet olarak, vazife ve mesuliyet şuurunda olan bir şahsiyet olarak İstiklal Marşı'nı yazmayı kabul etti. Ve iki gün içinde yazdı, teslim etti. Mehmet Akif'i yakın tanıyanların söylediğine göre öyle kolay yazan bir şair değil Akif. Peki nasıl oldu da bunu kısa zaman içinde yazdı? Benim kanaatime göre Mehmet Akif 10 yıldır kafasında böyle bir şiir yazıyor. Böyle bir şiiri taşıyor. Hatta zaman zaman işte Balkan Harbi sırasında yazdığı şiirlerde, Birinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı şiirlerde İstiklal Marşı'nın mısralarını hatırlatan mısralar geçiyor. Hatta Berlin Hatıraları şiirinde korkma diye başlayan bir bölüm var. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi bu. Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Evet, Akif zihninde taşıyordu bu şiiri ve oturdu, iki gün içinde yazdı. Nerede yazdı? Hiç şüphe yok ki, işte hemen yanımızdaki Taceddin dergahında yazdı. Gece düşündü, gündüz düşündü, mecliste düşündü, yolda düşündü ve oturdu, şiiri tamamladı, teslim etti. Şiiri teslim ettikten sonra 17 Şubat günü, 17 Şubat 1921 günü çıkan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bu şiir yayınlandı. Dedik ya, Hakimiyet-i Milliye Büyük Millet Meclisi'nin yayın organı. Bu ne demektir? Mehmet Akif'in şiirinde mutabık kalınmıştır. Zaten Hamdullah Sübbi'nin ifadesinden şu çıkarılmaktadır. Siz ne yazarsanız kabulümüzdür. Mehmet Akif ne yazar? Bunu biliyorlar zaten. Hamdullah Sübbi de biliyor. O zamanki üst yönetimdekiler de biliyor. Ve zaten bunu ancak Mehmet Akif yazabilir. Neden? O büyük bir imanla, kat'i bir imanla bu mücadelenin zafere ulaşacağına inanmış. İnanan bir adam bunu yazabilir. Ve Akif gerçekten de bu şiirde birçok şeyden bahsediyor. Bayrağa hitapla başlıyor, bayrağa hitapla bitiriyor. Neden bayrağa hitap ediyor? Çünkü bayrak milletimizi temsil ediyor, devletimizi temsil ediyor. Bizim dünyaya yüzyıllardır verdiğimiz nizamı temsil ediyor. Biz dünyaya esaret götürmedik, hürriyet götürdük. İnsanların diline, dinine, kültürüne karışmadık. İşte bayrağımız bu bin yıl içinde süzülüp gelmiş olan ay yıldızlı bayrak bunu temsil ediyor. Akif o yüzden şiirde korkma sönmez bu şafak diye
başlıyor. Bu şafaklarda güzel Alsancak diye başlıyor. Önce sancak diyor, sonra bayrak diyor. Adres aynıdır aslında. Aziz cemaat, Mehmet Akif'in Ankara'daki günleri dedik ya burada geçiyor. Bu Taceddin dergahında geçiyor. Nasıl geçiyor peki? Burada yanına gelip gidenler var. Ondan çeşitli kitapları okuyanlar var. Mesela Bostan ve Gülistan okutuyor. Mehmet Akif'in Farsçası da çok iyi. Mahiriz hocaya, Mahiriz'in evi buraya yakın. Her sabah uğruyor ve ondan Bostan, Gülistan okuyor. Mahiriz diyor ki, ben okuyordum, bazen takılıyorum okurken. Hemen Akif, o benim takıldığım mısrağın doğrusunu söylüyor. Ve ondan sonraki mısraları okuyor. Demek ki Bostan'ı ve Gülistan'ı da Akif neredeyse ezbere biliyor. Değerli arkadaşlar, vaktimiz herhalde azalıyor. Ben aslında Mehmet Akif'in bu vaazlarından en meşhuru olan Nasrullah vaazının sonunda ki bazı cümlelerini ve duasını size aktarmak istiyorum. Ne kadar vaktimiz var? Müezzin efendi. 7-8 dakika. Çok o zaman uzatmadan biz sözü tamamlayalım. Mehmet Akif'le tamamlayalım. Bizim sözümüzün bir hükmü yok. Tabii ki biz Mehmet Akif'i hatırlatmak için İstiklal Marşı'nın 100. yılını siz cemaate bir daha hatırlatmak için, bir hafıza tazelemesi yapmak için bu kürsüye çıkmak cesaretini gösterdik. Çıkarken de Hoca Efendimiz görmüştür herhalde, dizlerimiz titredi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Böyle bir bize imkan sağladığı için, müftümüze, kendisi de burada bu imkanı sağladığı için. Burada Mehmet Akif'i yad ettik, camideki şairi yad ettik. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı, hem de gün bugündür, o günü yad ettik. Ve onlardan konuştuk. Mehmet Akif Nasrullah vaazında şu cümleleri kuruyor. Ey cemaati Müslümin, ta alemi ervahta ikrar verdiğimiz bu dini mübin izzet dinidir. Azamet dinidir. Saadet dinidir. Zillet dini değildir. Meskenet dini değildir. Sefalet dini değildir. Kelimatullah'ı ila için dünyanın şarkına, garbına, şimaline, cenubuna koşan, yani doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine koşan, önüne dikilmek isteyen türlü manileri, engelleri, mezahimleri, zahmet verici şeyleri yıkıp geçen ecdadımızdan olsun sıkılmaz mıyız? Geliniz Allah'ın inayetinden yeyse düşmek suretiyle bilerek bilmeyerek daldığımız dalalet girdabından silkinip çıkalım. Cenab-ı Hakk'ın kudretine, azametine, vade ilahisine, huf şaibesinden beratine olan imanımızı tecdid edelim. Bargâh-ı merhametine sığınalım. Merhamet kapısına sığınalım. Yüzlerce seneden beri kahrından, celalinden başka tecellisini görmediği için hüsran bucaklarında kalan, haybet ve hirman karanlıklarında bunalan, mahrumluk karanlıklarında bunalan şu 400 milyon felaketzedeye artık nuru cemaliyle tecelli etmesini Hak'tan niyaz edelim. Evet, şimdi bundan sonraki kısım yine Mehmet Akif'in bir şiiridir. Vaazın sonunda Mehmet Akif bu şiiri okumuş. O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter. Dua şeklinde bir şiir. Her mısradan sonra amin
demek içimizden geçiyor. Bunaldı milletin afakı, bir sabah ister. İnayetinle halas et ki dalga dalga zalam, yani karanlıklar, içinde kaynamasın çırpınıp duran İslam. Bu secdegaha kapanmış yanan yürekler için, bütün solukları feryat olan şu mahşer için, kalabalık için, Harim-i Kâbe'n için, en büyük kitabın için, avalimdeki ayatı bir hesabın için, alemlerdeki hesapsız ayetlerin için, nasibi daimi hüsran kesilmiş ümmet için, o bir kez ümmete vaat ettiğin saadet için, yegane bezmine mahrem siracı sermet için, ebediyet ışığı Peygamber Efendimiz, Resul-ü Muhterem'in sevgili Muhammed için, biraz ufukları gülsün cihan-ı İslam'ın, İslam dünyasının ufukları biraz gülsün. Hududu yok mu bu bitmez tükenmez alamın, elemlerin, üzüntülerin sonu yok mu? Bir zamanlar ilahi zemine hakim iken, yeryüzüne hakim iken, nedense gitgide mahrum olunca azminden, esaretin ne kadar şekli varsa katlandı. Vatanlarında garip oldu kendi evladı. O azmi sen vereceksin ki eylesin sereyan, yani yayılsın. Soluk benizlere kan, inleyen göğüslere can. O ruhu ver ki ilahi kıyam edip dinin, zemine feyzini yaysın hayatı mazinin. Evet, Akif'in bu vaazdaki son dua sözleri, dua cümleleri bu. Bundan sonra tabii ki cemaat büyük bir heyecana kapılmış. Bu duanın sonunda ne denir hocam? Bir Fatiha okunur. Başta Mehmet Akif olmak üzere bu mekanda bulunmuş onun arkadaşları, bütün şehitlerimiz, geçmişlerimiz, Peygamber Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlerimiz yad edilerek bir Fatiha okuyup sözlerimizi tamamlayalım. Bu kürsüden de böylece inelim müsaade ederseniz. El Fatiha.